Sayın Ağar, şimdi bundan sonrasında ne olacak sorusunu sorduğumuzda konuklarımızdan işte Sayın Yeniçeri aslında bir başlık açtı ve bu da benim de konuşmak istediğim, üzerine tartışmak istediğim bir başlıktı. Sosyal medyada çokça propaganda görüyoruz işte Ermenilerle ilişkili olarak açılan hashtagler Ermenilere soykırım bazında sürekli olarak böyle içerikler. Dolayısıyla Sayın Yeniçeri bununla ilişkili bir propagandanın söz konusu olduğunu söyledi. Yani Türkiye bazında mı, Azerbaycan bazında mı gerçekten gerçekliğiyle anlatılması gerektiğini. Sayın Karakuş da İnsan Hakları Mahkemesi'nin oluşturulması ve yarı resmi işte sivil toplum kuruluşlarının oluşturulması gerektiğini söyledi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan sonraki süreçte nasıl ilerlemek gerekiyor? Şimdi tabii buradan çıkartılacak çok ciddi dersler var. Yani gerek kamu diplomasisi olsun, gerek propaganda olsun, gerek psikolojik savaş olsun, gerek propaganda olsun, gerekse lobi olsun. Şimdi bunların mücadelelerle ilgili son derece önemli bir etkisi toplumları etkileme, karar vericileri etkileme yönünde çok önemli bir özelliği olduğu kendisini gösterdi. Şimdi bu noktada açıkçası istenilen seviyede olmadığımızı ifade etmeliyiz. Bir diğer tarafıyla Türkiye'nin yaşamış olduğu yakın evrede, devletin bazı kurumları içerisinde bununla ilgili bir takım yapılanmalar varken, bu yapılanmaların değişik sahiplerle yanlış kullanıldığına dair bir takım gerekçelerle beraber bunların zaman içerisinde lav edildiğini, ilga edildiğini, ortadan kaldırıldığını da bir şekilde biliyoruz. Şimdi mekanizmalar son derece gerekli. Buradaki benim kastım içeriye yönelik olan beyaz propagandadan bahsetmiyorum. Ben dışarıya karşı yapılacak ve dışarıda etkili olacak mekanizmalardan bahsediyorum. Yani bu kastım o. Yoksa yanlış anlaşılabilir. Çünkü son derece hassas bir konu bu. Bizim dışarıya karşı bu şekilde etkili olabilecek mekanizmaları gerçekten geliştirmemiz gerekiyor ve ortaya koymuş olduğumuz harekatlarla birlikte bu mekanizmaların aktif olarak hem hedef alınan toplumları hem de hedef alınan karar vericileri etkilemesi gerekiyor. Şimdi tabii burada bir dirençle karşı karşıya kalabileceğimiz anlaşılabilir bir gerçek. Çünkü sonuçta karşıtlaşmış medeniyetlerin, karşıtlaşmış etnik kimliklerin, karşıtlaşmış inançların, karşıtlaşmış mezheplerin yapmış olduğu bir jeopolitik mücadele evresi içerisindeyiz. Yani bu dönem içerisinde siz ne kadar güçlü mekanizmalar üretirseniz üretin, bu mekanizmalar hedef aldığınız kitleler üzerinde etkili olmayabilir. Çünkü bu bir tarafıyla da güçle örtüşük ilerlemesi gereken, haklılıkla örtüşük ilerlemesi gereken bir süreçtir. Bir diğer tarafıyla da şunu söylemek gerek. Yani biz özellikle yakın dönemde çok ciddi anlamda bu tür yapılan operasyonların etkisine maruz kaldık. Yani özellikle bu DAEŞ'in ortaya çıkmasıyla beraber işte YPG PKK'nın bir terör örgütünün sözde bir demokrasi kahramanı, bir özgürlük savaşçısı olarak dünyaya pazarlanmasıyla beraber şöyle bir temel denklem kendisini gösterdi. Yani bu işin içinde, kökeninde aslında bu da ne yazık ki bir özne olarak var. Yani ne yaptılar? Türkiye'yi işte YPG PKK adındaki terör örgütünü işte yüceltirken, meşrulaştırmaya çalışırken, işte barışla, demokrasiyle, insan haklarıyla, özgürlüklerle örtüştürmeye çalışırken, bunu dış dünyada, bütün dünya kamuoyuna pazarlarken, Türkiye'de de insanları bu örgütün altına itmek için bir güç ve cazibe merkezi olarak bu kavramları kullandılar. Türkiye'yi ise açıkçası son derece sinsice işte radikalizmle iltisaklamaya, ihvanla iltisaklamaya, bir diğer tarafıyla işte bu sünnicilikle, mezhepçilikle iltisaklamaya, işte DAEŞ'le, radikalizmle iltisaklamaya kalktılar ve bunda da açıkçası mesafe aldılar. Şimdi burada tabii bunların etkisi de, yani şu an bütün dünya kamuoyunda Türkiye'ye yönelik bir oluşturulmuş algı var bunlar üzerinden. Yani siz ağzınızda kuş tutsanız dahi bu dünyada oluşan algıyı kırıp atmanız son derece zor.
Burada neye ihtiyaç var? Ne hani diyor? Jeopolitik mücadele müttefiklerle beraber yapılır. Şimdi burada da yani özellikle bu lobide psikolojik harekatta, kamu diplomasisinde veya propagandada da müttefiklere ihtiyacınız var. Şimdi bu müttefiklerin elde edilmesiyle ilgili değişik yollar var. Yani bunlar hani burada girecek değilim, konuyu detaylandıracak değilim ama yani bu sürecin sadece mücadele alanlarındaki zorluklar değil, aynı zamanda bu bahsetmiş olduğumuz alanlarda da pek çok zorlukla beraber kendisini gösterdiğini görüyoruz. Çünkü sizin ortaya koymuş olduğunuz lobi, kamu diplomasisi, psikolojik harekat, propaganda ne kadar güçlü olursa olsun hedef ülkelerde size karşı örülmüş duvarlar var. Bu bir kere böylesine bir savaş. Yani kamplaşmanın, kutuplaşmanın, Türkiye'ye karşı karşıtlaşmanın son derece güçlü olduğu bir evren içerisindeyiz. Şimdi burada tabii yaşanan süreçlerden de ders çıkartarak bu problemi mutlaka çözmemiz gerekiyor. Aslında Azerbaycan'a vermiş olduğumuz destek bunu çözmekle ilgili, bu duvarları kırmakla ilgili son derece önemli bir kavramsal başarının altında imza atmamıza sebebiyet verdi. Neydi? Biraz önce ifade etmeye çalıştım. Türkiye'yi işte ihvancı, sünnici, mezhepçi, radikalizmde işbirliği yapan, radikallerle, işte sünnicilerle, sünnici radikallerle, cihatçılarla işbirliği yapan bir ülke olarak lanse ettiler bütün dünyaya. Azerbaycan ne oluyor o zaman? Azerbaycan sonuçta laik, seküler, Şive Caferi bir kardeşimiz. Şimdi bu anlamda da birilerinin hafızası karıştı. Aslında Türkiye kızgınlıkları da biraz buradan. Yani Türkiye hani geçmişte biliyorsunuz yani bunlara ilgili çok sancılı dönemler var. 20 Yanvar öncesinde 19 Ocak'ta devlet büyüğümüzün Washington'da yapmış olduğu açıklamadan sonra 20 Yanvar'da Rusların Azerbaycanlı kardeşlerimizi Bakü sokaklarında ezmesine dair fotoğraflar var. Hani isim zikretmeyeyim, düşmanlık falan etmek manasında olmasın diye. Yani böyle olunca bu işin ne kadar değerli olduğu, ne kadar anlamlı olduğu bizim için son derece önemli. Bakın, İslam coğrafyasında çok büyük bir bozgun var. Bu bozgunu bozabilecek ülke Türkiye, başka kimse bozamaz. Bu oyunu, bu bozgunu tekrar, yani bunu söylerken bakın kesinlikle bir hamaset falan yapmıyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulurken bu oyunu çözmek üzerine kuruldu zaten. Şimdi aynı oyunu şu an 100 yıl sonra tekrar oynuyorlar. Bunu görmeyi başarıp, kavramsal tehdidi görüp, kavramsal çözüm üretir, bunu bir etkiye dönüştürebilirsek, bakın bütün dünya Türkiye'ye saygı duyacak ve Türkiye'nin peşinden gelecek. Çünkü bu savaş aslında bir kavramsal savaş. Bu kavramsal savaşı Türkiye kazanabilir. Ama sorunu görmek zorunda. Eğer Türkiye bu sorunu görmeyi başaramazsa çözümün bir parçası da olamayacak. Sorunun bir parçası olarak kalacak. Çünkü şu var bakın. Evet. Bu vekaletler savaşı son derece ilginç bir şekilde sadece insanları katletmedi. İnsanlığı ve medeniyetleri de katletti. Yani Batı dünyası bugün medeni olduğunu falan ifade ve iddia edemez. Gayri medeni bir yapılanma olduğunu ispat etmiştir Batı dünyası. Şimdi burada gerçek medeninin, gerçek insanın, gerçek insanlığın sahibi olan medeniyetin kendisini gösterme zamanı. Buradan bu ders bir kavramsal çözümle beraber kendisini gösterebilir. Bunu Türkiye yaptı. Tekrar yapacağına ben inanıyorum ama içimizdeki kontaminasyonları temizlemek kaydıyla. Yani bizi yaftalamakla ilgili biraz önce bahsetmiş olduğumuz kavramlar sorunun bir parçası. Şimdi bu kavramlardan kurtulup bir yani Müslümanlıksa bakın bir şey söyleyeceğim. Şimdi kısa bir araya gidelim Sayın Ağar. Müslümanlıksa sonuna kadar Müslümandık. Evet Sayın Ağar. Göksan. Evet.